Evet, Haber 2021 TV izleyicileri, 13 Mart 2020 tarihinden beri ülkemizi etkisi altına alan pandemi krizi en büyük etkisini, en çarpıcı etkisini, hatta en öldürücü etkisini eğlence sektörü çalışanları ve sahne sanatçıları üzerinde bıraktı. Sahne sanatçıları 16 aydır işsiz, 16 aydır ölüyorlar. Bu sorunların tespiti, neler yapılması gerektiği üzerine görüşlerini almak üzere bugün Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası'na geldik. Olayın merkezinden değerlendirelim istedik. Ve yanımızda Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası MüzikSen Genel Başkanı İpek Koçyiğit var. Evet Sayın Başkan, pandemi sürecini nasıl değerlendireceksiniz bize? Pandemi süreci biliyorsunuz 15 aydan beri müzisyenler çok sıkıntılı, zorlu bir süreci yaşıyorlar ve yaşamaya da devam edecekler gibi görünüyor. Çünkü eğlence sektörü, müzik sektörü, eğlence sektörü anlayışına indirgendiği için bu sıkıntıların devamı işletmelerin kapatılması, müzisyenlerin belli platformlarda müzik yapamaması, bunun devamında da akabinde de işsizliği, toplu olarak işsizliği gündeme getirdiği için bu süreç uzayacak gibi görünüyor Fatih Hocam. Peki bu süreçte devletin yerine getirmesi gereken görevlerin yerine getirebildiğini tespit edebildiniz mi? Ya da neler yerine getirildi, neler yerine getiremedi? Sosyal devlet olmadığımız gün gibi aşikar aslında. Bu 15 aydan beri hiçbir güvencesi olmayan müzisyen arkadaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar aşikar bir gün yüzüne çıkarmış durumda. Başta sosyal güvenceleri yok, hayat güvenceleri yok. Günübirlik çalışıyorlar. Günübirlik çalıştıkları için de kısa ödenekten yararlanamadılar. Belli bir bütçe ayrılmadı. En son Müzik Susmasın projesi gündeminde, kapsamında bir çalışma yapıldı. O da yeterli olmadı. Maksat uzun vadede el birliğiyle güzel bileşenlerle bir bütçe ayrılması aslında. Bu olmayacak bir şey değil. Bunların çalıştırılması, bunların çalışmalarının yapılması gerekiyor Fatih'ciğim. Peki diğer meslek örgütleriyle birlikte önümüzdeki dönem için bir eylem planınız var mı? Ses getirecek bir eylem planı içerisinde misiniz? Meslek birlikleriyle sürekli bir haberleşme ağı içindeyiz aslında. Bizim önceliğimiz bir iş kolu adı altında, kendi özel formatları içinde bir iş kolu olma zorunluluğu doğuran bir çalışma içinde olmamız gerekiyor. Bir çalıştay istiyoruz pandemi süreci bittikten sonra. Hem meslek birlikleri, hem bakanlıklar, devlet kurumları, muhalefet partisi vesaire, bütün yerel ve kurumsal yönetimle beraber bir çalışma içinde olmamız gerekiyor. Bu çalıştayı da 15'inden sonra, Haziran 15'ten sonra tekrar gündeme getireceğiz. Yani kalıcı çözümlerle yürümemiz gerekiyor. Bu süreci ancak bu şekilde atlatabiliriz. Teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı diyecektim. En son bugün biliyorsunuz Ticaret Bakanlığı'ndan Kültür Bakanlığı'na aktarılan bir fonumuz var. Bu fonda Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı'nda STK'larla beraber bir Müzik Susmasın projesi düzenlenmişti. Bu proje dahilinde de 30.500 müzisyen yararlanmıştı, biner lira Ocak ayından Mayıs'a kadar. Bu bütçe 3.000 liraya çıkarıldı. Bunun için de bu projeden yararlanamayan, videosu açılmayan müzisyenler için de bir başvuruda bulunduk Kültür Bakanlığı'na. Bunun sonucunu bekliyoruz. İnşallah bu fondan da müzisyenlerimiz, videosu açılmayan, başvuruda bulunmayan müzisyen arkadaşlarımız yararlanacaklar. Haber bekliyoruz Kültür Bakanlığı'nda. Teşekkürler. Evet, değerli Haber 2021 TV izleyicileri, sahne sanatçıları ve eğlence sektörü çalışanları şu anda her zamankinden daha fazla sizin ilginize ihtiyaç duyuyorlar. Bir sektörün yok olmasına, bir sanat kolunun yok olmasına göz yummayın. Müziğe destek olun, müzik susmasın.